kıskançlık insanı yoldan çıkarıyor. Hatırlayın, Adem Aleyhisselam cennette yaratılmış, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri meleklere diyor ki, secde edin, ve iz kulna lil Adem. Meleklere dedik ki, Adem'e secde edin. Yani saygı gösterin anlamında anlıyoruz bunu. Adem'in, Adem'in farklılığını, Adem Aleyhisselam'ın Allah tarafından yaratılan ve halifelik bir verilen bir kul olduğunu, kulu olduğunu kabul edin ve Adem'e saygı gösterin. Fesecedu meleklerin tamamı Allah'ın emrine icabet ediyorlar ve saygı gösteriyorlar. İlla iblis. İblis müstesna. iblis melek miydi? Hayır kâne minel cinni fe an emri, an emri rabbi buyuruyor. Kehf suresi 50. ayet-i kerimede Rabbimiz. O cinlerdendi. Meleklerle beraber yaşama imkanı verilmişti kendisine. Ondan dolayı Rabbinin emrine isyan etme kabiliyeti vardı. Her şeye vakıf. Cenneti biliyor. Yaratılışı biliyor. Melekleri biliyor. Allah kendisine o kadar izzet ve ikram göstermiş. İsyan etmenin ne anlama geldiğini biliyor şeytan iblis. Ama isyan ediyor. Niye biliyor musunuz? Hasetten dolayı. min مِنْ ve وَخَلَقْتَهُ مِنْ ضِيَانٍ. Rabbine diyor ki beni sen ateşten yarattın, Ademi çamurdan yarattın. Ben ateşten yaratılan bir varlık olarak çamurdan yaratılan bir varlığa nasıl secde ederim? Niye ben değil de o? Niye ben ona saygı gösterecekmişim, secde edecekmişim şeklindeki hasedin ve ırkçılığın kendi soyunu üstün görmenin insanı getirdiği nokta budur Allah korusun. Ben ona niye secde edecekmişim diyor ve Cenab-ı Hak Teala Hazretleri tarafından bir daha sokulmamak üzere cennetten çıkarılıyor, kovuluyor. Mahlukatın içerisinde, yaratılmışların içerisinde en çok bilgiye sahip olanlardan bir tanesi, belki en önde gelenlerden bir tanesi iblistir. Bizim bilmediğimiz pek çok bilgiye vakıf. Bizim şahit olma imkanımız olmayan pek çok hadiseye şahit olmuş ama isyan etmiştir. Çünkü haset etmiştir. Haset insanı, haset birisini daha doğrusu, şeytan insan değil neticede, haset bir varlığı, iradeli bir varlığı yoldan çıkarır Allah korusun. Cenab-ı Hak haset etmekten ve haset edilmekten cümlemizi muhafaza buyursun. Adem Aleyhisselam'ın çocukları Habil ve Kabil yeryüzünde yaşarken bir kurban adıyorlar. Habil'in kurbanı kabul ediliyor, Kabil'in kurbanı kabul edilmiyor. Kabil, Habil'i kıskanıyor. لَاَقْتُ Le لَنَّكَ Seni öldüreceğim diyor. Maide suresinde anlatıyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Seni öldüreceğim diyor nasıl benim değil de seninki kabul edilir şeklindeki bir hasetle, kıskançlıkla yeryüzünde işlenen ilk cinayeti işliyor. Bir peygamber çocuğu başka bir peygamber çocuğunu yani kardeşini öldürüyor. Haset sebep oluyor. Allah korusun. Onun için Rabbimiz Celle Celaluhu ve min şerri hasidin iza haset Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım şeklinde dua üretiyor bize. Biz de ona sığınıyoruz. Ya Rabbi sen kalplerimizi hasetten arındır ya Rabbi. Kalplerimizi kinden arındır ya Rabbi. Kalplerimizi öfkeden arındır ya Rabbi. Kalplerimizi kibir, ucub ve benlikten arındır ya Rabbi. Kalplerimizi imanla doldur, merhametle doldur. Muhabbetle doldur, diğer gamlıkla doldur ya Rabbi. Rabbim dualarımızı kabul eylesin.